Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Hatırlarsanız en son Michael'ın evinde kalmıştık. Şimdi Michael'la birlikte Trevor'ın yanına gideceğiz. Yeni görevimizi almak için. Arabaya biniyoruz ve buradan uzaklaşıyoruz. Bu Michael'ın standart arabası bildiğiniz gibi. Yalnız bu arabada biraz değişiklik olmuş sanırım. Motorun sesi falan çok daha iyi geliyor. Çok daha güçlü bir motoru var sanırım. Şöyle bir bakalım. Arkada iki tane çift egzoz var. Difrizör var. Jantlar değişmiş. Dolar şeklinde yeni jantlar gelmiş. Evet, bu araba biraz değişmiş. Zaten bu oyunda arabaları tamirhaneye götürdüğünüzde istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Böyle bir özellik var. Ben bu arabaya herhangi bir şey yapmadım ama oyun ilerledikçe demek ki kendiliğinden bir modifikasyon gördü. Haritayı açalım. Şuradan gideceğimiz noktayı T harfini işaretleyelim. T Trevor. Trevor'ın yanına gidiyoruz. Ama mavi renkte, çünkü Michael'ın görevi olduğu için mavi renkte. Evet, Trevor en son buraya gelmişti hatırlıyorsanız. Striptease Club'a. Biz de şimdi onun yanına gidiyoruz. Mr. DeSantis, good to see you. Are you shitting me? Hatta Trevor buraya gelmişti. Şu arka tarafa geçmişti. Müdürün odası nerede filan deyip içeri girmişti. Şimdi biz de buradan gireceğiz. Evet, burası kulis gibi bir yer sanırım. Üstlerini değiştirdikleri bir yer. Buradaki çalışanların. Bu arkadan devam ediyoruz. Ve Trevor'ın yanına geldik. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my ways, all right? Yeah, I'm done with that crazy shit. Evet, Franklin de geldi. Ekibimiz tamamlanmış oldu. Arkadaşlar, Trevor kendi kafasından planlar yapmış sanırım. İşte diyor ki büyük vurgunu yapacağız diyor. Sonra diyor seni diyor ailenle diyor kavuşturacağım diyor Michael'a. Ve diyor Brad diye birisi vardı. Michael'la Trevor'ın arkadaşı, hapiste olan. Ve Brad'i diyor hapisten kurtaracağız diyor. Hatırlarsanız oyunun ilk bölümünde bir soygun olmuştu. Oradaki kişilerden biri Brad. O hapse girmişti. Sanırım bu Striptease Club'da şeyin oldu. Trevor'ın oldu. Trevor çünkü artık burası benim evim diyor. Lester da dahil oldu gruba. Şu an konuşuyorlar. Yapacakları plan üzerinde. Evet arkadaşlar. Herkes büyük vurgun, büyük vurgun, büyük vurgun diyor. Tabii Franklin biraz yabancı bu konuya. Büyük vurgun nedir diyor. Union Depository diye bir terim kullanıyorlar. Böyle bir yer varmış. Burası devletin bir birimi. Yani devletin parasını sakladığı bir yer. Külçe külçe altınlar varmış burada. Yani vatandaşın parası burada muhafaza oluyormuş anladığım kadarıyla. Sanırım büyük vurgun dedikleri bu. Burayı soyacaklar ve büyük bir para kaldıracaklar.
Evet, dolaptan da adam düştü. Muhtemelen buranın sahibini Trevor hakladı ve artık orası Trevor'ın oldu o yüzden. Şimdi Michael'la da gidebiliriz, Trevor'la da gidebiliriz. Sanırım biz devam edelim Michael'la. Biliyorsunuz Trevor'ın evi çölde bir yerde, çok uzakta. Daha önceki görevlerde görmüşsünüzdür. Burada da yani Los Santos'ta şehirde de Floyd'un evinde kalıyordu. Wade'in kuzeni. Şimdi orada da onu istemediler. Bundan bir önceki videoda hatta girdi Floyd ve sevgilisinin işini bitirdi sanırım. O yüzden şimdi kendine bir ev gerekiyordu. O da gitti. Onların işini bitirdi ve sonra geldi buraya. Evet, şimdi burası bu bahsettiğim yer Union Depository. Evet, R'ye basıp biraz izledikten sonra bakınıyoruz. Şu an burayı inceliyorlar. Yani ne var ne yok. İşte güvenlik nasıl filan diye. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. Look, dog. Light again, man. Evet, burası da kasa araçlarının girdiği yer. Bir tane güvenlik var. Yani koca yerde bir güvenlik mi var diyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Evet, Trevor da Lester ile birlikte burada. You mentioned a job before. Something I could help you with. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Why don't you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. Hatırlarsanız bir tane soygun yapmıştık. Trende altın vardı. Michael'la Trevor birlikte gidip trendeki altını almışlardı. Altın bir heykel vardı. Ve bunu Martin'e vermiştik. Martin Madrazo, Meksikalı mafya. O zaman Trevor pek vermek istememişti. Ama Michael da onu ikna etmişti. Bunu verirsek adamdan kurtuluruz. Sana söz veriyorum, daha büyük bir vurgun yapacağız demişti. Şimdi bu vurgun o vurgun anladığım kadarıyla. Ve helikoptere biniyoruz. Lester da gelecek. Evet, şimdi havalanabiliriz. Michael, it might appeal to his ego. Oh, what am I saying?
We got the perfect guy for it. Evet, şu an para taşıyan kamyonlar gidiyor. Biz de onları takip edeceğiz. Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Expecting you 30 seconds ago. Tell that to the traffic. All right. Onion 86 in the building. Now, if I remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. Roger that. Looking for a big asshole.
Hey, if you're looking for a tunnel, if I remember, the construction's happening on the north side of the bank. Well, I was gonna head that way anyway. Helikoptere geri bin diyor. Demek ki helikopterle oraya yaklaşmamız lazım. Evet, bilemedik. Hemen toparlayalım durumu. Evet, havalanıyoruz. Biraz sol. Şimdi helikopterle biz keşif yapıyoruz anladığım kadarıyla. Burayı kameraya kaydettik. Kayıda aldık. Baktık kamyonların girişini, çıkışını ve oradaki alanı. Şimdi farklı bir noktaya gitmemizi istiyor bizden oyun. Oraya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Evet, başladığımız noktaya tekrar geri dönmüş olduk. Yani bizim yapacağımız helikopterle bir keşifti. Bu keşfi de gerçekleştirdik. We got two ideas.
It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. Evet, Lester göreceğini gördü. I'll start thinking about the breakout too. Bradley Snyder. Biliyorsunuz planları hep Lester yapıyor. Talk to Michael, okay? Goodbye. Evet arkadaşlar, bu görevin de sonuna geldik. Görevimiz bu kadardı anladığım kadarıyla. Şimdilik keşifi yaptık. Sonrasında soygunu gerçekleştireceğiz. Daha sonraki görevlerde olacak ama bu. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.